Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hasseleri vardır. İnsan-ı kamil odur ki bütün o letaifi kendilerine mahsus ayrı ayrı tarik-i ubudiyette hakikat canibine sevk etmekle sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Evet, bu vecize bir bakıma insan-ı kamilin tarifi oluyor yani. Böyle insan-ı kamil hakkında tasavvuf kitaplarında çok dersler var. Risale-i Nur o hakikatleri ilim içerisinde veriyor diyor ya Üstad başka bir dersinde. Şimdi burada diğer gelecek vecizelerde de aynı mana var. Yani insan-ı kamil nasıldır? İnsan nasıl kemal erer? Mükemmel bir insan olur, kamil bir mümin olur bir insan. Bunun reçetesi gibi sanki bu dersler. Şimdi insan diyor, evet, akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifeler, letaifi ve hasseler, hasta duygu demek. Letaif de işte, duyguya yakın ama latifeler, letaif, latifeler. Üstad mesela bir kalbin tarifinde kalp bir latife-i Rabbaniyedir ki diyor mesela. Buna göre ruha ait efendim söyleyeyim hastalere diyelim latife deniyor genel manada. Beden ait olana da organ deniyor. Evet. Organ deniyor. Bir de latifenin işte mana alemine, insanın maneviyat alemine açılan bir pencere olma özelliği var yani latifelerin. Şimdi burada sanki o yavaş yavaş işlenecek yani. Şimdi insanın bir akıl ayrı bir latife, ruh öyle, sır da kalbin bir derecesi oluyor, bir mertebesi. Kalbin terakki mertebeleri var. Nasıl nefsin terakki mertebeleri var? Nefs-i emmare'den başlıyor, işte nefs-i razi, nefs-i kamileye kadar gidiyor. Aynı şekilde kalbin de terakki mertebeleri var. Terakki ettikçe daha ince hakikatlere, daha geniş meselelere kalp vakıf olabiliyor yani. O mertebelere de sır deniyor, sırrın sırrı deniyor, kafi deniyor, ahfa deniyor. Bu şekilde mertebeler var. Buradaki sırrı biz kalbin manevi yönü, daha doğrusu manevi terakkiyatında işte bir basamak oluyor yani, bir basamak oluyor. Nefis malum, nefis kendi manasına geliyor, zat manasına geliyor. İnsan kendisine nefis deniyor. Ama daha çok uygulamada nefis denince de insanın his yönü, arzu yönü, istek yönü, sevgi yönü, bu cihete de genelde nefis denmiş oluyor. İnsan arzu etmesi yani. Bir şey dünyevi daha çok şeyler arzu etmesinde nefis kullanılıyor. Terakki ettikçe bu yüzünü uhrevi meselelere, marifetullah, muhabbetullah çevirebiliyor terakki ettikçe. İşte bu pek çok letaifi hasta duygular zaten belli. Yani vardır diyor. Şimdi insan-ı kamilin tarifine geldik. İnsan-ı kamil odur ki. İnsan-ı kamil odur ki bütün o letaifi kendilerine mahsus ayrı ayrı tarık-ı ubudiyette hakikat canibine sevk etmekle. Şimdi demek ki her birisinin efendim söyleyeyim kendine mahsus ayrı ubudiyeti varmış. Yani mesela aklın ubudiyeti dediğin mesela tefekkür. Kalbin ubudiyeti başta iman. Sonra marifet, muhabbet, lezzet-i ruhaniye diyor usta sıralıyor. Her latifenin ayrı ubudiyeti var yani değil mi? İşte sevginin ubudiyeti, Allah sevgisi, korkunun ubudiyeti, takva değil mi? Bu manada baktık mı insan-ı kamil olur ki diyor ustadımız. Bütün latifeleri kendine mahsus ayrı ayrı ubudiyetleri var bunların. O canaha sevk etmekle, o canibe sevk etmekle evet. Sahabe gibi geniş bir dairede. Genişliğinde sadece bir hissi inkişaf etmek değil de
İnsan bütün duyguları, bütün latifeyi toptan inkişaf ettirmek. Sahabe yolu bu. Evet. Maşallah. Zengin bir surette, o da demek ya. Kalp bir kumandan gibi. Letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Maksat, insanın maksadı nedir? Kainatın yaratılış gayesidir insanın maksadı. Değil mi? Yani bak kainatı niçin yaratmış? İnsan için, insan için yaratmış. Sorusunun cevabına baktık mı? Kainatın yaratılış gayesinde bunu arayacağız. Cenab-ı Hak kainatın yaratılış gayesini ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim ve alemi yarattım buyuruyor. Değil mi? Kainatın yaratılış gayesi Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi, tanınması. Marifetullah. Onda terakki edildikçe işte marifette muhabbet de terakki ediyor. Marifet, muhabbet ve havf beraber terakki eder yani. Yani insan marifetullah'ta ne kadar ilerlerse, öpün söyleyeyim, muhabbetullah'ta da o kadar ilerler. Değil mi? Mekafetullah'ta yani Allah korkusunda da o kadar ilerler. Bu ikisi birbirine bağlı ama bazı evliyada muhabbet daha hakim oluyor, bazı havf daha hakim oluyor yani. Bazı rece, bazı havf hakim olabiliyor. Ama bu aradaki farklılık öyle %1 ile %99 gibi değil. %50, %60, %40, %60 gibi. Yani o, yoksa hepsinde marifetullah'ta ilerleyen bütün büyük zatlarda ikisi beraber inkişaf etmiş. Buna şöyle bir örnek de veriliyor. Mesela insan güneşe yaklaştıkça güneşin hem ışığı onda daha çok tecelli eder hem ısısı daha çok tecelli eder. Değil mi? Hem ışığı hem ısısı. Işığına muhabbet, ısısına mekafet dersek, korku dersek, insan güneşe yaklaştıkça ikisi beraber inkişaf eder. Daha çok ışık alır ve daha çok hararet alır güneşten. İşte bu bir temsil tabii. Yani marifetullah'ta da bu mana var yani. Terakki edildikçe beraber gelişir her ikisi. Evet, işte maksat, maksada yürüsün diyoruzsak, İşte maksat ne oldu? Az önce arz ettim. Kainatın yaratılış gayesi, marifetullah. İnsan yaratılış gayesi de kainatın yaratılış gayesidir. Evet. O da maksat yürüsün derken bunu böyle anlamak durumundayız. Evet. Allah razı olsun. Evet, yeni bir vecize. Cenab-ı Hak verdiği cüz-i ihtiyarıyla ef'ali ihtiyariye alemini kesbiyle teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi ruhu beşerde vedi olarak ekilen gayri mütenahi tohumları sulamak ve neşv-i nemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Elhamdülillah. Hangi sayıya girmişse kemaliyle. Ya şimdi insanda buyurdu ki bir cüz ihtiyarı var. Cüz ihtiyarı işte insanın bir anda ancak bir şey irade etmesine cüz ihtiyarı deniyor. Yani ihtiyar seçmek demek yani. Türk seçmiş ya ihtiyar. Ben şöyle olmayı ihtiyar ettim, seçtim yani. Fakat irade manasında günlük konuşmaları da kullanılabiliyor yani. Cüz ihtiyarı, cüz irade aynı manada kullanılıyor. Aslında her zaman söylüyoruz, ihtiyar iradenin işidir yani. İşidir yani. İnsan iradeyle ihtiyar eder. Nasıl gözüyle görür, kulağıyla işitirse İradeyle de ihtiyar eder insan, seçer bir şeyi. Onun için cüz-i ihtiyarı o demek. İnsanın ihtiyarı cüzidir. Cüzinin kelime manası da, yani ıstılah manası daha doğrusu, cüzinin kelime manası cüz-i küçük demek. Fakat buradaki küçük demek değil insan cüz-i ihtiyarı iradesi. Bir cetebe küçük ama asıl manası insan bir anda iki şey irade edemez. İnsanın iradesi cüz-idir. İki şey irade edemez. Birini irade eder, sonra diğerini. Ustadın bunu teakubi diye özetliyor. Teakubi. Yani birini yapar sonra mütakiben diğerini yapar. İrademiz böyledir bizim. Şimdi cüz ihtiyarı cüz irade alemi var insanda. İhtiyari, efali ihtiyari alemini. Yani insan konuşuyor değil mi mesela? Her şeyi konuşabilir. Bakıyor, her tarafa bakabilir. İş yapıyor, her mesleği seçebilir. Değil mi? İşte ilahir İnsan bu iradesiyle ne yapıyor? Bu alemi şey yapıyor, teşkil ediyor. Falan mesleği seçiyor. Onunla ilgili bilgileri ediniyor. Tecrübeyi ediniyor. O işe başlıyor vesaire. O mesleğin adamı oluyor.
Şimdi nasıl ki fırsat veriyor ihtiyari insan efali ihtiyari alemini cüce tanzim ediyorsa insan mükellef kıldığı gibi bir de ruhu beşerde buyuruyor vede olarak ekilen gayrimüsenahi tohumlar var. Yani sadece bu bir işi seçmek, meslek seçmek falan filan değil. İnsanda gayrimütenahi yani sonsuz demek. Tohumlar var. Ne demek bu? İşte sevgimiz, korkumuz, endişemiz, merakımız, değil mi? Arzumuz, işte hasedimiz, efendim söyleyeyim, ilahir. İnsanda o kadar şey var ki, mal alemi. Bu alemi de kendi razı olduğu şekilde tanzim etmemiz için de bizi ne yapmış Cenab-ı Hak? Efendim teklif ile mükellef kılmıştır. Yani demek ki Allah'ın emirleri ve yasakları, şimdi fark edin ki emirler ve yasaklar yok. Öyle kabul et. İnsanda irade var, iradesi dünya işlerini tercih eder ve seçer. Bir iş yapar değil mi? Her ne yaparsa. Şimdi bu böyle. Ama teklif gelince insana, emirler ve yasaklar, o zaman ne oluyor? O emirler uymakla kazanılan mertebeler var. O yasaklardan kaçmakla kazanılan mertebeler var. O beğeni, Allah'ın razı olduğu hasletleri, diyelim güzel huyları, efendim söyleyeyim, kendine mal etmekle, ruhuna mal etmekle kazanılan değerler, şerefler var. İşte bu manadaki sonsuz denince kadar çok sade insan ilerleyebilir. Yani sadece diye bir meslek seçmek değil. İşte o ilerlemeyi temin etmek için sulamak dedi Üstad. Yani tohum olarak var da suluyoruz da ağaç oluyor. Değil mi? Mesela şefkat tohum olarak var insanda. Ama İslamiyet'le, Kur'an'la sulandı mı o şefkat ne oluyor? Efendim söyleyeyim çok inkişaf ediyor. Bütün insanların efendim söyleyeyim maddi ihtiyaçlarından hastalıklarından tut, manevi ihtiyaçlarından, imanların tehlikesine varınca kadar her sahaya uzanan bir şefkat, geniş bir şefkat oluyor. Aksi halde sadece insan o dünyevi hayatı için ne lazımsa onu yapar, neye şefkat etmez lazım ona şefkat eder. O kadar kalır yani değil mi? Sadece mesela çocuğuna şefkat eder bir yaşa kadar. Sonra biter bu iş. Ama inkişaf ettiğin bu, bütün çocuklara şefkat eder, bütün insanlara şefkat eder, bütün günahkarlara şefkat eder. Onları kurtarmak için değil mi? İşte bu da diyor usta teklif ile talk ediyor. Yani ilahi emirle yasaklarla Cenab-ı Hak insanın mana alemindeki çekirdekleri sümbürlendiriyor. Cüz ihtiyaresiyle insan dünya işlerini tanzim ediyor. Teklif ile de bir de okuyacağız biz cüzeyi. Evet. Tekrar okuyalım. Cenab-ı Hak verdiği cüz-i ihtiyarı ile ef'ali ihtiyariye alemini kesbi ile teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi. Kesbiyle, insan kesbiyle neyi kesbederse, neyi isterse ona iradesini kullanıyor ve o işi yapıyor değil mi? Ha. Bize irade vermekle bizi bu işlerimizi tanzimle mükellef kılmış. Evet. Değil mi? Böyle iki, devam. Evet. Ruhu beşerde vedi olarak ekilen. Emanet olarak ruhumuza ekleyeceğine bakın. Gayri mütenayi tohumları sulamak. Sonsuz tohumlar var. Şimdi. Birkaç tane örnek verdik. Evet. Şefkat mesela bunların birisi sadece değil mi? Merak birisi, endişe birisi. Böyle gayri mütenayi tohumlar var. Bunlar müsbete de yönlendirilebilir. O zaman çekirdek ağaç olabilir. Yahut çürüyüp gidebilir. Bunların sulanması için... Evet. Ve neşvi nemalandırmak için de büyük ağaç olması için de o çekirdeklerin beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. İnsanlara Cenab-ı Hak emir ve yasaklarda bulunmuştur. Bundan demek hikmeti neymiş? İnsanın manen çekirdekten ağaç haline gelmesi, bütün duygularının, bütün hissiyatlarının, bütün latifelerinin inkişafı için de teklif geldi diyor Üstad. Harika. 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 Muhteşem bir ders ya. Maşallah. Üç satır ama üç kitap yazılır yani. Evet. Yeni bir vecize. Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet. Ha, insanın gayesi ne şimdi? Nasıl kemal edeceğini bilirce baktık şöyle. Peki insanın yaratılış gayesi ne? Vazifesi ne dünyaya gelmekte? Evet. Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet.
ahlak-ı ilahiye ile ve secayayı hasene ile taalluk etmekle beraber. Güzel secereler. Ahlak ilahiye. Sen tümünü okuyorum, tekrar başlarız. Evet. Beraber. Ha? Beraber. Azzini bilip kudret-i ilahiyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye istinat, fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye ihtimat, ihtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat, kusurunu görüp aff-ı ilahiyeye istiğfar, naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihan olmaktır. Hem vazifemiz hem de o zaman kemalatımızın reçeteleri bunlar, değil mi? Şimdi gaye insaniyet ve vazife beşeriyet dedi Ustad. Neymiş bunlar? Ahlak-ı ilahiye ile secdeye, hasene ile tahalluk. Tevalu ahlaklanmak demek. Secde de secdeler demek, değil mi? Hasene güzel secdelerle ahlaklanmak ve ahlak ilahiye ile ahlaklanmak. Ahlak ilahiye deyince hani anlayacağımız en net mana Kur'an ahlakıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ahlak diyeceğiz buna. Bu Kur'an ahlakıdır. Bunun tecessüm ettiğim şekli de Peygamberimizin ahlakıdır. Yani Kur'an ahlakının şekilleşmiş, tecessüm etmiş şekli, hali Peygamberimizin ahlakıdır. O da ahlak ilahiye deyince Kur'an'daki ahlak ile ahlaklanmak, Resul Efendimiz'e ahlak yönünden benzemek, taklit etmek. Üstad sünneti ayırırken sünneti üçe ayırıyor ya, biri de ahvali. Haliyle hallenmek Peygamberimizin. İşte halinde bu hale girer yani. Bir böyle anlamak mümkün. Bu, en geniş manası bu. Bir de şu da var, yani gerçi o da onun içinde ama ahlak-ı ilahiye deyince mesela ayette geçiyor, Cenab-ı Hak muhsinleri sever. Evet. Bu da bir ahlak-ı ilahidir yani. Biz de muhsinleri seveceğiz. Evet. Cenab-ı Hak neleri sever? Biz de onları seveceğiz. Bu ahlak-ı ilahiye ahlaklanmaktır. Yoksa Cenab-ı Hak vacip, kadim, baki, bütün sıfatlar sonsuz. Biz hadis, fani, bütün sıfatlarımız sınırlı. Evet. Değil mi? Bizim Cenab-ı Hakk'ı haşa böyle ahlaklamak yani bir taklit manasında mümkün değil, haddimiz değil. Biz mahlukuz ama bu manada taklit şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Cenab-ı Hak hangi ahlaktan razı, biz de o ahlaka talip oluruz. Yoksa bazılarını yaptığı gibi Cenab-ı Hak'la haşa kul arasında bir münasebet kurmak öyle değil. Bazıları böyle yanlış mana verenine de çıkmış da kısaca geçmiş olduk. Evet, bununla beraber... Evet, azzini bilip... Hı. Kudreti ilahiyeye iltica. Ya insan acizini bilecek. Evet. İnsan hem aciz, bir de acizini de biliyor. Evet. Değil mi? Bir hayvan da aciz ama acizini bilmiyor. İlham ile, Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle gidip rızkını buluyor, işini görüyor. Evet. İnsan aciz olduğunu biliyor. Bu bilmenin bir manası var. Nedir o? Allah'ın kudretini tefekküre temaş edecek alemdeki tecellilerinde. Orada ne olacak? Hayret artacak, değil mi? Hayret artacak. Tekbire götürecek, tesbihe götürecek bu hayret onu. Yani yoksa acizimi niye biliyoruz? Hayvan bilmiyor, işini gene yapıyor. Biz niye biliyoruz? Acizimizi bilip kudret-i ilahiyeye iltica. Sonra? Zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye istinat. Bu da yakın mana. Zaafla aciz, değil mi? Yakın gibi. Fakat şimdi zıtlarını anlayacağız bunlar şimdi. Kudretin zıddı aciz. Evet. Değil mi? Kuvvetin zıddı da zaaf. Evet. Zaaf. Kudret ile kuvvet arasında şöyle bir fark da söyleniyor. Mesela şimdi güneşin cazibe kuvvetine kuvvet diyoruz. Kudret demiyor. Evet. Destende bir şey olmaz yani. Ama kudretin tarifi kısaca diyorlar ki fiilin sıhhati ve terki. Bir insan bir işi yapmaya da yapmamaya da muktedirse ona kudret denir. İlla yapıyorsa ona kudret denmez. Güneş dünyayı istese çekse, istese çekmese. O zaman o kudret olur. Ama dünyayı mecburen etrafına çeviriyor. Bırakması mümkün değil. Onun için ona kudret denmiyor. Güneşin tekini kudret denmiyor. Kuvvet deniyor. Şimdi bizde Cenab-ı Hakk'ın hem kuvveti var hem kudreti var. Bütün kuvvetleri de kudretleri de Cenab-ı Hakk taksim etmiş. La havle ve la kuvvete illa billah. Demek ki kuvvetin zaafımız bilmek de bizi kuvvet-i ilahiyeye
İstinat, dayanmaya götürüyor, zaafınızı bilmek. Aczı okuduk. Bu evet, iki. Üçüncüsü? Evet, üçüncüsü fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye itimat. Fakrını, fakirliğin, her şeye muhtaç olduğunu. Fakirlik her zaman söylüyoruz. Dilencik demek değil, her şeye muhtacız. Gözümüzden güneşe kadar her şeye muhtacız kısaca. Bunu görüp rahmet-i ilahiyeye itimat. Beni yaratan, efendim söyleyeyim, fakrımı, efendim söyleyeyim, kalbime, ruhuma yerleştiren Cenab-ı Hak bu niye vermiş? Rahmetini iltica edelim diye. Evet. İnsan ibadet için yaratılmış ya. Evet. İbadet için yaratılmış. İşte biziyette bu yani. Niye insan fakir yaratılmış? Rahmetine iltica etsin diye. Niye zayıf yaratılmış? Efendim, kuvvet-i ilahiye isnat etsin diye. Niye aciz yaratılmış? Kudret-i ilahiye iltica etsin diye. Bunun hepsi ubudiyet oluyor işte. Ubudiyet, ubudiyet bunu. Devam ediyor. Evet. 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 İhtiyacını görüp gına ilahiyeden istimdat. Evet. İhtiyaçlarını görüp Allah'ın zenginliğine. Yani bütün isimleri sonsuz zengin Cenab-ı Hakk'ın. Değil mi? Rezzak ismi sonsuz zengin. Evet. Sonsuz rızık verebilir. Evet. Değil mi? Muhi ismi sonsuz zengin. Sonsuz hayat verebilir. Tabi bunlar hep Allah'ın zenginliği olur da her esmada bu ayrıca düşünülebilir. Evet. Kusurunu görüp aff-ı ilahiyeye istiğfar. Bu kusur kendi günahlarımız yani. Diğer kusurlar noksan yaratılmışız, nakısız. O ayrı. Evet. Naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihan olmaktır. Kusurumuzu göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın affına istiğfar iltica edeceğiz diyor ustadımız. Naksımızı da görüp noksanlığımızı kemal-i ilahiyeye tesbihan, Allah'ın kemalini tesbih edeceğiz değil mi? Evet. Tesbihle ilan edeceğiz kemaline. İşte bunlar arz ettiğim gibi tümü ubudiyetin esası oluyor yani. İnsanın vazifesi oluyor. Gaye insaniyet ve vazife-i beşeriyet. Bunları yapan insan kamil bir mümin olur yani. Hep de ders onun üzerine gidiyor. Farklı yönlerle evet. Evet, yeni bir vecize. Sen çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Evet, şahsım itibariyle bugün varız, yarın yoruz. Evet. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Şu kısa ömürde büyük işler yapabiliriz. Bir oku tekrar bakarsın. Evet. Şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanı natıkı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir usta başısı hükmündesin. Bunlar da insan kamilin özellikleri oldu. Ya. Ya. Şimdi insan efendim, nefsin ve suretin itibariyle nefsimiz kendimiz aciz bir mahlukuz. Değil mi? Dün vardık, yarın yokuz. Değil mi? Kısa bir ömür sürüyoruz yani. Ama bu kısa ömürde şu vazifeyi yapabiliyoruz yani. Mesela bazen öyle görülüyor. Şimdi insan diyelim gözünü açar, değil mi? Bir saniyede güneşe bakar, kapatır. Bir saniye diyelim. Evet. O saniyede güneşle irtibat kurar. Zaman kısa ama değil mi? Güneşi gördü. Değil mi? Yani netice büyük yani. Netice büyük. Yani. Şimdi ömür de kısa ama netice büyük. Neden netice? Şu vazifeler. Evet. Evet. Sen kendin. Nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisin. Hadi güneş misafirdik ya bu manaya. Yani. Kainat insan tefekkür edebiliyor. Yani. Bir sene tefekkür etse, 10 dakikada tefekkür etse kainat tefekkür edebiliyor. Ama bir hayvan milyonlarca sene yaşasa kainat tefekkür edemez. Sade kendini de bilirce bilir o kadar. Kendini de çok nakıs bilir. Değil mi? Evet. Çok nakıs bilir. Ben bazen mesela şimdi koyun olduğunu bilmez. Kendini de tam bilmez. Yani. İşte Allah'ın ihsanı bir ilham ile kendini biliyor, rızkını biliyor, düşmanını biliyor. İşte
Yani köyden çayıra, çayırdan köye o yolu ilhamen bilebiliyor. O kadar bitti yani. Geceymiş, gündüzmüş, efendim, kışmış, baharmış, yediğim gıdalar mideme gidermiş, orada hazm olurmuş, kan varmış, pankreas varmış. Bu hiçbirinin haberi yok. Ne iç organlarını biliyor, ne dış alem biliyor. Çok dar bir dairede bir ömür geçiyor ama ona yetiyor. O tesbihini yapmasına kafi. Ama insan böyle değil. Değil mi? İnsan kainatı temaşa edebilir. Evet. Dikkatli bir şey. Dikkatli bir şey işte. Hmm. Evet. Şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı natıkı. Hikmetli mevcudatın belagatlı lisan-ı natıkı. Yani kainattaki her şey hikmetli, manalı yaratılmış değil mi? Yani abes bir şey yok. Hikmet abesiyetin zıddı yani. Bugünkü fenli ilimler bu bunu anlatıyor yani. Değil mi? Mesela adam diyelim bir organın hikmeti üzerine kitap yazıyor. Değil mi? Tezler hazırlanıyor. İnsan kainat başlasa hikmetle dolu. Her şey hikmetli. Ama hikmet fayda mana demek. Fakat bunu ifade etme noktasında insan görevli. O hikmetleri hayvanat okuyamıyor ki ifade etsin. Değil mi? İnsan bir şey anlayacak ki sonra anlasın değil mi? Anlayacak, anlasın. Çünkü kainatı okuyacak ki kendinde ve kainattaki hikmetleri bunu ifade edebilsin. İnsan okuyor kendini ve kainatı da. Natık, lisan natık. Kainatı sanki insan konuşuyor. Kainatı hikmetleri insan konuşuyor, ifade ediyor. Evet. Belagatlı bir, ben de belagat çok güzel ifade ediyor. Çok güzel ifade ediyor insan. Kainattaki hikmetleri, manaları. İnsan çok güzel anlıyor, çok da güzel ifade ediyor. Oldu belagatlı bir lisanı natık. Sonra? Ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı, evet, ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı. Her şey Allah tesbih ediyor, biz onları seyrediyoruz. Değil mi? Ya. Hayret. Her canlının kendi ibadet görevini yapması onun ibadeti oluyor. Bir de kendine mahsus tesbihi var. Ayette geçiyor ki siz onu fehmedemezsiniz. Her şeyi Allah tesbih ediyor. Değil mi? Fakat siz onu velakinle tefkahune tesbih yapın. Siz onun tesbihini fehmedemezsiniz. Niye fehmedemeyiz? Üstadın bir ifade bunu anladık. Bu şeyle ilgili bir bahsi var ya. Kedi ile ilgili. Çünkü bizim lisanımızla tesbih etmiyorlar. Artık o bahse girmeyeceğim de. Bizim lisanımızla tesbih etmiyorlar, onun için anlamıyoruz. Değil misin bak? Başka dilden konuşan anlıyor muyuz biz? Yok. Anlamıyoruz değil mi? O dile bak olacağız ki. Evet. Şimdi kendisi her şeyin tesbihi ayrı. Onu biz hiç de birinin lisanını bilmiyoruz. Dolayısıyla biz sadece dıştan bakıyoruz. Ne diyoruz işte? Kainattaki her varlığın işte vazifesi var, hikmet yaratılmış. Görevini aksatmadan yapıyor. İşte Allah'ın mükemmel sanatıdır, esmasına ayına uğruyor. İlahir. Bu kadar biliyor musun? Tesbihi nedir onu bilmiyoruz. Evet. Evet. Hayretli bir nazırı. Fakat hayret ediyoruz yani. Evet. Yani evet. Hadis-i Şerif'te var ya hayret mi artı? Hayret. Evet. Bu demek yani. Ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Herkes ibadet ediyor ama insan ustabaşı yani. En güzel ibadete. Ustabaşı ama evet. Yeni bir vecize. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvanı hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir, tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bu alemi nur bulur, bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Evet, birkaç vecde daha var. Onun için bunları seri geçelim. Hepsini okuyorum hiç olmazsa kısaca. Evet. Şimdi burada Üstad insanın üç cihetinden bahsetti. Nebati, hayvani ve insani ciheti var insanın değil mi? Büyüme cihetimiz, nebati cihetimiz. Yememiz, içmemiz, evlenmemiz, hayvani cihetimiz. Anlamamız, inanmamız
efendim, insani cihetimiz yani kalp ve ruha, ruhun dereceyi hayatına girdiği üstadın yani sadece kendini beslemekle, büyütmekle kalma. Hem kalbini de büyüt yani, ruhunu da bir inkişaf ettir. İşte o da ne ile olacak? Kısacası, La ilahe illallah kelime kursiyesiyle, Allah'tan başka hakkıma but olmadığını, ki bütün esma için Ali Üstad diyor ya, bunları tefekkür ve temaş ederek alemde, ruhu, kalbi söylettirmek yani, kalbi söylettirmek, lisanın tevhid, kelime tevhid okurken, evet. Lisan okuyor değil mi? Evet. Kalp de Allah'ın birliğini tam tasdik edecek. Değil mi? Neye baksa bunu Allah'tan başkası yapamaz. Değil mi? Bütün kainatın sahibi olduğu gibi her neye de baksa bunu Allah'tan başkası yapamaz. Dedi mi? Bu vahdaniyet oluyor. Yani kalbin tevhidi söylemesi oluyor bu. Diğeri lisanın söylemesi. Evet, kelime kursiyesi de kalbi söyletmek, ruhu işlettirmektir. Devam. İnsanın çekirdeği olan yeni bir vecize, İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle... Sulanmakla. Şimdi iman nasıl inkişaf eder? Onun reçetesi. Evet, toprağı neymiş? Kalp nasıl inkişaf edermiş? Evet. Ubudiyet ve ihlas altında. Kulluk toprağına girecek. İhlas ile Allah'a kul olacak. Bir, İslamiyet iska edilmek. İslam emirlerini de yerine getirmekle sulanacak. İmanla intibaha gelirse... İmanda güneşimiz oldu. İmanla da intibaha gelirse... Nurani, misali, alem emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Alem emir işte arş oluyor. Bütün alemin idare merkezi. İşte kalpte bir arştır diyor Üstad. İşte alem emirden gelen emr ile... Cenab-ı Hakk'ın emirlerine tam bir ayet ile öyle anlayalım. Efendim söyleyeyim. O çekirdek ubudiyet toprağında İslamiyet iska edilmekte sulanırsa, iman itibar gelirse öyle büyür ki, yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Yani cismani alemi o sevki idare eder. Ruh olur demek yani. Evet. Ruh var, cismani beden var. Aslında burada kastettiği ne? Cismalerin ruhuna bakıyor değil mi? Mesela bakıyor, efendim söyleyeyim, İslam'a göre bakar. İşitiyor, İslam'a göre işitir. Konuşuyor, İslam'a göre konuşur. O zaman ne oldu? Cismalerin ruh olmuş oldu bu mana. O demek yani buradaki mana. Evet, onun iki tane kaldı. Düz okuyalım. Cenab-ı Hak insanı kainat içinde bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini, o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Evet, şimdi burada kalacağız da son bir şey daha söyleyelim. Yani burada insanın mesuliyeti ortaya çıkıyor yani. Şimdi biz, her insanın bu alemin hususi bir alemi var. Değil mi? O alemin efendim, güzelliği, çirkinliği onun itikadı kalbisine göre teşekkür ediyor. Dolayısıyla insan, efendim söyleyeyim, diyelim Allah muhafaza şirk yoluna girdi mi, kendi hizmet eden bütün kainatı ve bütün organlarını şirke çalıştırmış oluyor. Yani Allah muhafaza. İşte tevhid yoluna girdi mi, tümü tevhidden efendim, sümbürleniyor, feyizleniyor. Üstad'dan bununla ilgili bir son vecize getirdim. Bunun devamı daha doğrusu da, orayı okuyup bitirelim. Her insanın hususi bir alemi var. Onu Üstad bir misal izah ediyor. Buyuruyor ki, mesela gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Üzüntülü ya, zannediyor ki herkes ağlıyor. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam, kainatı neşeli güler gördüğü gibi, neşeli adam da kainatı güler görür. Mütefekkir aynaydı, düşünerek, tefekkür ederek, ciddi bir surette, iki kayıt koydu. Mütefekkir aynaydı, ciddi bir surette, ibadet ve tesbih eden adam. Böyle yaparsa ibadetin tesbihini, düşünerek, tefekkürle ve ciddi surette. O zaman diyor, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, mevcudatı, hakkati kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehüm eder,
ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Peki. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davamenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.